İyi geceler sevgili futbol severler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün. Ee, az önce Rıdvan Dilmen'le birlikte yine açılışı e, sevgili atamızın e, huzurunda yaptık. E, şimdi Fırat Aydınus'la birlikte yine 19'u 19, e, 19 Mayıs'ı anarak e, son kararı açalım. E, sevgili hocam e, neler söyleyeceksiniz açılışta bizlere? Vallahi çok şey söylenecek. Ama e, ne mutlu bize gerçekten 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve e, gençlik spor bayramımız kutlu olsun. Ters mi söyledim? Spor ve gençlik mi? Gençlik ve spor bayramı. Gençlik ve spor. Atatürk'ü anma. Evet bizim e, altta duruyor. Atatürk'ü evet. anma gençlik, gençlik ve spor bayramımız. Evet kutlu olsun. E, ne mutlu bize. Ben bu bayramları her yaşadığımda Kendimin gençliğini hala hissediyorum. Hala gençmiş gibi. En azından bu bayramlar bize yaşımız ne olsa olsun genç hissettiriyor. Ne mutlu bize. Atamızın e, bandırma gemisiyle 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının kendi e, deyimiyle doğum günüm diye e, adleder o günü. E, meclisin <laughs> ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı, e, düğmeye basıldığı gün. Ee, Uğurlu rakamlarından bir tanesidir. Biri 13, biri 19'dur. 19 ve 13. Tabi. Mesela şunu. 13 söyleyeyim. bazılarına göre uğursuzdur da. O bazılarına evet. göre işte. O bazılarından değil. <gülüyor> <gülüyor> yani. Peki. Ee, şöyle söyleyeyim. 30 yıllık hakemlik hayatım boyunca Türkiye'de maç yönetirken hiçbir takımın Futbolcusundan forma talebim olmadı. Hatta hani böyle ekstra böyle gelenleri de reddedim. Ama bazen hani futbolcu çok özel. Hocam formanı istiyorum deyip hani o forma değişimini maçtan sonra soyunma odasında yaptığımız futbolcular oldu. Ee, i̇şte şu anda bırakan da var oynayan da var. O yüzden söyleyeyim. Ama o şu şekilde yani, yani şu futbolcunun forması onu alayım bunu hiç olmadı. Ama 19 numara mı? Şuraya geleceğim. Ama yurt dışında zaten maçtan sonra yönettiğiniz Şampiyonlar Ligi olsun işte UEFA maçı olsun takımlar hediye olarak hakemlere getirir. Benim hep talebim 19 numara var ise 19 kim olursa önemli değil. Yoksa 13 rakamındaki hangi formaysa o. Yani o yüzden 13 ve 19'un Uğurlu rakam olduğuna dair de hani buradan ben bir anekdot anlatayım istedim. <laughs> Peki. 34. haftayı Kadıköy'de okudun. Pirlo noktaladık. mesela 19'du. 19 giyiyordu Pirlo yani. İtalya milli takımında da yönetirken, Juventus'ta falan yönetirken. Yanlış hatırlamıyorsam 19 giyen futbolcular vardı. Böyle çok e, onun dışında aklıma gelmiyor ama tabii mutlaka vardır. Var var. var. E, 13 benim tabii hatırladığım en büyük 13 Mehmet Okur'dur. Kulakları çınlasın o. 13 numarayı çok sever. Evet. Ee, şimdi, peki hocam dönelim 34. haftaya. <laughs> <laughs> Biz 34'te takıntılı dönelim. oldu mu biliyorsunuz <laughs> işte. 19. Hadi bu kadar konuşurken basketboldan futbola. Şimdi 13 19ları konuşacağız hocam. <laughs> yok yok konuşuyoruz. <laughs> 34'e gelelim. 34. <laughs> hafta Kadıköy'de noktalandı. Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. E, geriye kalan Büyük dev maç e, derbi Galatasaray-Fenerbahçe ama geride kalan dev maçlarda Trabzonspor'u da e, katarak baktığımızda herhalde tansiyonu en düşük e, ama bir o kadar da hareketli iki kalede sayısız gol fırsatının olduğu dört gol izlediğimiz bir karşılaşmaydı. Az sonra e, Sayın Bitigen'in kararlarını ve yönetimini sevgili hocamız e, pozisyon pozisyon masaya yatıracak ama genel olarak e, 3-1 sona eren. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumuyla gazete yazınıza yazdınız mı maçı hocam? Yazdım. Yani e, oradan yazdım. küçük e, geçişlerle bir yorumunuzu alalım maçın yorumunu evet. alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim ee, en başında da yazdım stressiz ve rahat Fenerbahçe Trabzon'a karşı 3 golle 3 puanı kazandı. Matematiksel olarak da ümitleri soldurmayıp Galatasaray'ın da Sivas maçını bir final maçı havasından çıkardı. Bugün 3 puanı almasaydı Sivas maçı Tabii. Galatasaray maçı için final maçı olacaktı. <laughs> ee, çok düşük matematiksel olarak diyorum çok düşük bir ihtimal olsa da hala ümitlerini sürdürdü. Ama ben geçen haftalarda söyleyeceğim. Psikolojik olarak ve mental olarak... Zaten olay çok farklı boyutta şu anda. Ee, son 6 Süper Lig maçında sadece bir galibiyet alan işte Nenat Bielica ile e, son 4 maçını oynuyor. Ankara gücü karşısında 3 e, puan alan Trabzonspor için. Zaten Nenat Bielica geldikten sonra önümüzdeki sezon itibariyle yapılanması, planlanması itibariyle bu sezon bir hazırlık maçı gibi yani. Önümüzdeki sezon hazırlık gidecek gelecek oyuncular anlamında kurgusu anlamında e, Trabzon hocasının bakış açısıyla. Bugün de taktik ve teknik olarak Trabzonspor'da yani bir yanlış kurgulanma olarak görüyorum. Ta ki Trezeg'e girene kadar. 3-0'a Tre Trezeg'e girdikten sonra bu, yani çoğu taraftar ya bu Trezeg'e neredeydi? Niye başın, maçı başında başlamadı? Hatta Maksim hocam. Yani Keza. Keza yani tercihleri bu maç için e, hatalıydı diyebilirim. Fenerbahçe hızına baktığımızda baştan da söylediğim gibi rahat ve stressiz oyun. Hele hele ilk 10-15 dakika Trabzonspor'u çıkarmayan, 3. bölgede bütün alanları daraltan, baskı yapan artı <laughs> ardı gibi bir kabiliyetin devreye girerek o şık çalımı, pası Baçuan'ın önüne. Öne geçirmesine. Ama Baçuan'ın da topu önüne alışı da çok güzel. Yani, yani golün her tarafı güzel. o çalımdan sonra o pası bana da verseler ben de başaya gibi <laughs> atardım bu golü. Yani netice belli ama oraya kadar mesela Perez'in golünde de Toy evet. rolü. Yani bu şimdi golü anlatırken evet golü atan ne kadar ön plandaysa hani eğer golde %60 %70'lik bir Zais gibi Arda gibi bir rol varsa bunu es geçemeyiz. Ha mesela Valencia'nın golünde kontrolü, vuruşu, klaslığı orada Valencia'nın hani ismini yazılır. sol İsmini yazılır. Yani buna mütakip söylüyorum ben. E, 25-30'dan sonra Trabzon biraz <laughs> öne doğru çıkmaya başladı. Nitekim Hamsik'le ve pozisyonlara girdi ki son 15 dakika maç hani şöyle söyleyeyim 31 dakika top oyunda durmuş 45 dakikanın oyunda yani belli etti. Belki böyle aman aman gol pozisyonlarının yaşandığı bir maç olmasa da hani kısmen Başşuay'ı ve Valencia'yla işte Lersen ve Hamsik'le kaçan pozisyonların haricinde ama oyunun oynandığı, futbolcuların da oyun oynamak istediği hani her iki takımda açık ve rahat oynadı. Yani futbolu düşündüğü bir maçta topun oyunda kaldığı süre 32, 32 dakikaya tekabül etti. enteza ikinci yeri mesela bu 25'lere düştü. 22'lere 25'lere düştü. Dolayısıyla bu bakımdan da bize topun oyunda çok kaldığı bir ilk yarıyı seyrettirdi. İkinci yarı itibariyle iki takım da teknik ve taktik olarak herhangi bir değişiklik yapmadan çıktı. İşte 62. dakikada sanırım 4, 4 oyuncu, oyuncu değiştirdi ki... Bu da kendisinin yanlışından döndüğünün göstergesi ama biraz geç kalınmış. Bir de hocam 4 oyuncu bizden değiştirmek yani... yani işte, 3. golde öyle geldi yani, yani kim nerede oynayacağını tut, anlayana tut, kadar tuttu, 3. golü tutmadı. yedi. Sonra... Biraz böyle hani Trabzon hareketliyim derken İrfan iki tane yani İrfan Can dedi bu maçta ben de varım demek için iki hata yapıp, iki kurtarış yaptı. <laughs> i̇ki asist yapıp iki asist yaptı iki de kurtarış yaptı. Hani <laughs> kurtarışını sayısını arttırmak için yani ilginç bir e, enstantaneydi. İşte Trezeguin'in pozisyonu penaltı derken 3-1 oldu son saniyede bende maçın fotoğrafı verildi. E, Trezeguin'in şutu ve İrfan kurtarışı gerçekten maçın fotoğrafıydı çok güzel yani bir sekanstı eee ve neticesinde e, rahat oynayan, stresiz oynayan ve Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı 3 puan 3 golle elde etti. Oradan hemen o zaman eee Sayın Bitigen'e de gelelim. Yani o da herhalde e, bu havadan, bu tansiyondan oldukça memnundur yani bir hakem. Yani şimdi bu havadan, bu tansiyondan hakem memnun olsa da sizin bir bayrağınız veya bir düdüğünüz bir maçın ambiyansını, havasını her şeyi değiştirir. Bir çuval inciri berbat yani, eder. Evet. Şimdi, evet, futbolcular ne kadar bu konuda ekstra hakem yönetimine olumlu katkıda bulunsa da hakemin bu olumlu katkı neticesinde yapacağı bir hata futbolcuların bakış açısının da mental olarak, psikolojik olarak bazı şeylerini değiştirir. Bir anda maç bir bakarsın gece gündüz'e gündüz geceye dönmüş olur. Yani, e, şimdi hakemin yönetimini. Bu şekilde yaklaşırsak biraz basitleştirmiş oluruz. Ama evet, futbol... işi mi kolaylaştırdı evet, Ama yani. kolaylaştırmak işte o, futbolu düşünen bir hani ne diyoruz biz Premier Lig'de? Ya ne güzel diyoruz. Oynanıyor. oynansın, öyle oynansın. O şekilde de yönetilir. Yani o İngiltere Premier Lig'indeki gibi hakemler gibi yönetilmesi isteniyorsa o şekilde oynansın yönetilir. Nitekim bugün de futbolcular oyun oynadı. Temiz bir futbol oldu. Yani çok da zevksiz diyebileceğimiz harika 4-4-2. Dört, dört tabii bir... tansiyonu şey şükür. Evet. 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 Yani Ama alıştığımız Fenerbahçe Trabzon maçları gibi değil yani. öyle işte evet. onu diyorum. Burada işte o hakemin tutumu da çok önemliydi. Kontrol altına önemliydi. Dikkat edin. Maç boyunca o kadar güzel iletişimler kurdu ki futbolcularla. Vücut o kadar güzel kullandı ki o ceza sahasında topsuz olanda mesela bir Başça ile Eren pozisyonu durdurup uyarması, Samet'le Eren'in mesela cezasız sahası bunlar çok önemli noktalardır. Dolayısıyla bence 18. maçına çıkan Trabzon'un ve Fenerbahçe'nin dördüncü kez bu sezon maçını yöneten Abdülkadir Bitigen performans itibariyle bu ve buna benzer maçları bu sezon boyunca çoktan hak etmesi gerekirdi. Ee, Katılıyorum hocam. Siz bu, sezonun ortasında çok dile getirdim. Performans. Hatta Halil Umut Meler'in rahatlatılması, sezon sonuna daha evet, diri daha aynen. kafası e, iyi gelmesi için gösterdiğiniz bunu, bir numaralı isimle. Bunu bunu deli, buna dile getirmiştim. Yani ne kadar atanmasa da bu ve buna benzer maçları aday bir hakem performansı gösterdiği aşikardı. Bugün de evet. Özellikle ilk kere olmak üzere birkaç mesela Arda'ya yapılan olsun veya birkaç e, sarı kartı atlaması falan oldu ama Gerçi pozisyonlara geçmeden ben bir genel konuşayım. Tamam hocam tabii buyurun. Çünkü pozisyonlarımız spesifik anlamda o kadar çok Değil. E, yok. Evet. E, birkaç sarı kartı atlamış olsa da bu maç için şu izlenimi yaptı. Stratejisi buydu. Kartı geç göstermekti. Maçın belki ilk yarısında bir iki sarı kartı e, yorumlayarak e, tolere etmiş olabilir ama genelinde maç içerisinde gösterdiği kartları itibariyle ve iki tane spesifik pozisyon var. O spesifik pozisyonlarda, majör pozisyonlarda verdiği doğru kararlar. Akabinde maçın kontrolü, hakimiyeti altına alması, futbolcularla iletişim. Bence çok iyi bir maç yönetti. Hatta bu maçı yöneterek yapay zekaya mesaj verdi. Bu tür maçların bir hakemi daha var kadronuzda. Olasılığa beni de dedi. dahil edin dedi. Dedi. O yüzden kim ne derse desin. Şimdi bir matematiksel olarak bir Fenerbahçe'nin şampiyonu. Son 6 haftada Trabzon gibi büyük bir takım. Hani Trabzon sporu kaybederken mesela Beşiktaş'la oynadığı oyunu da görmüştük. Yani bu maçlar puan olarak nerede olursanız olun her zaman havası değişiktir. Yani böyle bir kıvılcıma bakar. Neticede Fenerbahçe ile Trabzon oynuyor. Tabii, evet. yani ben mesela Trabzon'da... Hamşi'nin pozisyonu, Larson'un pozisyonu tabii mesela gol olsa farklı bir ikinci. Tabii diyorum. canım. Ben şimdi Trabzon'da yönettiğim nice Trabzon Fener maçları veya Fenerbahçe stadında Fener Trabzon maçlarını dile getirdim Bizim, benim yönettiğim zamanlarda. Yani onların öncesi, anı, sonrası ama hepsinde mi yani ikisinin de kafa kafaya oynadığı bir puan cetvelinde yer aldıkları bir durum yoktu ki. Ama tabii, tabii. ismi bu, bu isimler önemli. Evet. O ben çok iyi biliyorum hani çakıların atıldığı, çamaşırların atıldığı yani bir yere işte fenerbahçe Fenerbahçe'sindeki Keza işte yönetmesek bile hatırlarsınız sahaya girmelerin evet, olduğu. Evet, evet, doğru. Yani dolayısıyla o öyle zaman hani Aa a, işte, işte bu Fener'de Trabzon evet, evet. yani bunlar rahat ölü yok. Bu iki takımın maçını halı sahada oynatsınlar bile isim üzerinde yine de var koyacaksın bu iki takımda. Var mesela hiç bugün e, çünkü bile Çünkü bugün gören, değerlendiren, yorumlayan hem spesifik pozisyonlarda hem sahi içerisindeki kontrolüyle bir hakem vardı sahada. Yani varsız bir maç yönetti ki hakemlerin talebi de bu yönde. Zaten biliyorsunuz işte biletlerden sonra platinde çıktı konuştu Nitekim şu anda Çeferim. Ee, dediğiniz gibi veya eski futbolculardan yani bu kadar işte infanteri yani şeyin e, varın yani teknolojinin devreye girmesiyle hakemlik yetiler kayboluyor eski hakemliğe dönmek gerekiyor gibi beyanatlar vardı ee, sezon öncesindeki her sezon olduğu gibi UEFA'nın ve ulusal <laughs> federasyonun hakemlerden talebi budur varzı yokmuş gibi maç yönetin sizin sigortanızdır varmış gibi var maç yönetmeyin der. Bugün de Abdülkadir Bittiken var yokmuş gibi maç yönetti ve başarılı oldu. Peki o e, spesifik pozisyonlardan biri dördüncü dakika sanıyorum. Burada arkadaşlarım da... Yok e, spesifik pozisyonumuz... Hayır hayır kart tartışması. Ha, onlar oldu? spesifik Faal pozisyonlar... Yani, Arda'nın Eren'le bir mücadelesi vardı. E, devam kararı çıktı. O pozisyon için e, neler söyleyeceksiniz? E, ceza sahası içerisinde işte önünde evet. Eren'le girdi bir pozisyondu. Burada çok e, bakın futbolcular o kadar pozisyonun etrafını sarmış bir bölümde ki görebilme durumu çok net değildi ama şu var net bir açısı olsa görse faal olarak nitelendirilmeliydi. Çok e, faal tam ceza sahası üst köşesi evet. o çizgi gözüküyor kritik bir yer olacaktı çünkü. Bakın çok faal görebilseydi şimdi ben göremediğine kanıtlıyorum ama görüp de böyle yorumladı demiyorum. Ama net görseydi, faal olarak ver nitelendirmeliydi Bu faal yani. Evet. Ee, 22. dakikada Vişcan'ın Rusya'ya yaptığı müdahalede faal kararı. Şimdi bu var. Birinci, kart gerekir bu mi? Bu birinci pozisyon, ikinci de mesela. Hemen gösterelim. Dakika 26'da Sayın Konsorum Larsen Ferdimiş Ferdi yaptı. Evet. Onun da mesela şurada. Yani artık geçip gidip Umut vadeden bir atak olarak düşündüğümüzde gerek e, Eren'in Rusya yaptığı burada da Larsen'in ruhuna He. imajına aykırı bir hareket sunması. Şimdi ben burada sarı kart ikisini diyorum ama baştan da söylediğim gibi bu tür maçlarda hakemler strateji uygular. Bazıları çalışır dersine der ki maçın başında göstereceğim bir iki sarı kart sonrasındaki kart enflasyonunun önüne geçer der ve ona göre stratejisini belirler. Bazen de işte Abdülkadir Bitigen'lik gibi ben eğer bu maçta hani tölere etmeden, yoruma hiç meal vermeden direkt kartlarla başlarım deyip çok enflasyon artmasa neden olur? Abdülkadir Bitigen stratejisini tam tersine uyguladı. Ben biraz daha tölere edeceğim. hani en başta e, bu kart enflasyon artmaması için. Kendi yorumlarını yaptık Burada ben yorum yapıyorum. İkisi de bana göre sarı kart. Kendisi sarı kart vermedi. Bu yorum yaptı. Tercih yaptı. Bence de başarılı oldu. Devamında. Başarılı oldu. Ama e, ben de size katılıyorum hocam. Naçizane. iki pozisyonda bence sarı kart gerek. Çünkü oynama niyeti olmayan, tamamen arkadan e, rakibini durduran iki Bak, hareket. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eee kural bunu gerektir gerektiriyor ama futbol bir, strateji, bir de ruhu de yorumu var yani. Atılıyorum. E, bu bence de diyorsunuz. Mesela ben de bence diyorum. Siz bir futbol sever olarak futbolun içerisinde yıllarca seriden bir insan olarak yorumlayan birisi olarak söylüyorsunuz. Ben de eski bir hakem olarak buradan gelmiş olarak sarı katlıyorum. Ama bir başkası der ki yani bana göre gereksiz sarı kart yok doğru karar diyebilir. Yani burada işin işte evet. yoruma dayalı olduğu için bu tölere etmesini mazur görebiliyoruz. Hatta ben sözüme girerken şunu diyeyim, yani spesifik pozisyonu çıkararak yani kendi görüntüsünde kendi resminde ama hakemin stratejisi hakemin anlayışı ve hakemin o maçı yönetme politikasında buna mesela saygı st duyuyorum. Stratejiyi mesela bitigen ben yani çok erken kart göstermeyeceğim Töllere edeceğim Demekle birlikte mesela bu siisinin ikinci planında mesela, şunu da kafasında öngörmüş. E, futbolcunun olabilecek böyle kart görme potansiyeli durumlarında vücut dilini konuşarak, iletişim Çabuk. kurarak, evet. proaktif davranarak bir şeyleri <gülüyor> <gülüyor> yani dindireceğim demiş ve bunda da başarılı oldu. Yani mesela devreye bunu soktu direkt. Belki bunu sokmasa bu stresi başarısız olabilir. Tabii sonrasında başına inşallah. Yani, yani, yani hem A hem B planını doğru uyguladı. Peki hocam ilk yarıya dair başka not yok önümde sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa 54. dakikadaki e, Umut Bozok, Samet e, müdahale, mücadelesine geçeceğim. İlk yarıya dair sizde başka not var ya mı? Ya burada e, şöyle Umut Bozok hani önceki şöyle Sametle Umut Bozok arasındaki bu mücadelede penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok. Zaten dikkat ediyorsanız. Tabi bu bir resim. Samet Vişça sağdan Samet, gelip ortaya çeviriyor. elini koyduğunda Umut Bozok kendini böyle bir bırakıp bak direkt bak şimdi hakeme bakıyor bak. Bak gördün mü? <laughs> Keşke devam etse mesela takımı Tabii, adına tom. net bir gol pozisyonu evet, olacak. Evet Vişça oradan topu o çıkarıyor çıkardı. altı pasa. Evet. Samet ile Umut Bozok pozisyonunda penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok. Hakemin devam kararı doğru. Evet çok net. Eğer Umut ayakta kalabilse boş kaleye ee, topu bırakacaktı o pozisyonda. Ee, bir şekilde yerde kaldı. 67. dakikada Eren'in Ferdi'ye yaptığı faal sonrası sarı kart. İlk, maçın ilk sarı kartı. Şimdi <laughs> e, örneğin işte diğer pozisyonlarda baz aldığınızda bu kartı kullandı. Yani tamam dedi, benim dedi stratejimdeki dedi, kalorem buraya kadar. Şimdi belki bazıları diyecek burada ya dokunmuyor, etmiyor. Şimdi bir temas yok diyebilir tamam ama kontrolsüz geldiğin bu hareket sana bu riski aldırıyor ve futbolcunun senin üzerinden atlayıp dengesini kaybetmesi söz konusu oluyor. Bozuyorsun yani. Hatırlar mısın yine bir yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe Trabzonspor maçı e, Cüneyt Çakır Gökhan ya, yanlış olmasın Trabzonluya mı Fenerli mi tam hatırlamıyorum. Buna benzer bir pozisyonda üstünden atlıyor, temas yapmamıştı tam kulübelerin önünde çift sarıdan attı. Hocam ben hakem kararını hakikaten sizin kadar hatırlamam ee, zaten mümkün değil. Size inanmak zorundayım. Yo estağfurullah. <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> yani <gülüyor> o zaman da şu konuşulmuştu ya temas yok falan. Şimdi nereye varacağım onun Hı -hı. için söyle. Yani belki örnek canlanır ee, seyircilerimizin alfabasında e, diye şuraya varacağım. Yani a temas yok diyerek es geçemezsiniz. Tabii Burada bozuyor. kontrolsüz bereket var. Bu geliş bir risk alıyor. Futbolcu üzerinden atlayıp kurtulmaya çalışırken dengesini kaybetmesi, foul temas yok, foul yok anlamına gelmez. Aynen Galatasaray maçında nasıl dedik? Bir futbolcu'nun topa dokunması veya dokunmaması, kontrol altına almada hmm. parametre olduğu gibi dokunmayıp foul yapabilir. Yok yok, dokunmayıp Futbolcu topa da kontrol altına alabilir. O oyun, o top dokunmadan bir futbolcunun da kontrol altında olabilir İle temas etmesine gerek yok. Topu kontrol altına alması için, hı hı. hakimiyet altına alması için yorum yapmıştık. Burada da o minvalde buna benzer bir yorum yapıp, Ferdi'ye dokunmuş olması illa sarı kartı gerektirmez. Hareketin kendi özünde Eren'in yaptığı bu hareket sarı kartı. Peki hocam devam ediyorum izninizle. 79. dakikada Trezege Ferdi e, ceza sahası içinde ve penaltı. Şimdi bakın şimdi bu, bunu tartışmayalım. Net bir penaltı, <laughs> kontrolsüz bir hareket. Ama pilottan seyrettiğimizde bizim bu pilottan... E, Resim var mı? Şimdi arkadaşlar benim yazım olduğu için arkadaşlardan seçimi yaptırmadığım için arkadaşlar kendisi işte haklı olarak bir şey diyemem ama şöyle tarif edelim. Burada bu penaltının doğruluğu kadar bu penaltiyi verebilmek için Abdülkadir Bitigen'in yan yan sola doğru kayması, görüş açısını bak temizlemesi, eğer sola doğru kaymasa Trabzonsporlu belki de sabit kalsa duracak önünde ve görüş engelleyecek. Onun sola doğru böyle birkaç <laughs> ABN abi evet. yengeç adımıyla atıp önünü açması, pozisyonuna yakınlığı ve açısında çok iyi sağlaması. Önüne de hiçbir futbolcunun gelmemeyecek şekilde o kayışı, pozisyon alışı penaltıyı doğru olarak verdiği kadar güzel bir hareket. Yani burada penaltıyı verebilmesinin, doğru olarak kararı verebilmesinin nedenlerini söylüyor. Evet, alanı e, ve durduğu yani dur, noktayı çok burada, yani? burada burada sadece penaltıyı doğru olarak vermeseniz ya o penaltıyı verirken yaptığı şeyleri de incelemek lazım. Pozisyonu ve açıyı kendi için oluşturması gerçekten bir hakem için artıdır. Tebrik ediyorum kendisini. Mesela çok hatırlamıyorum diyorum ama son haftalarda bir Halil Umut Meler'i bu şekilde eleştirmiştik değil mi? Yani, bir penaltı iki vardan tane, gelen. Iki tane. Değil mi? Iki pozisyonu iki itibariyle göremedi. Yani oradaki işte ilkinde Icardi'ye yapılan da sola doğru kayayım derken önüne birçok futbolcuyu almış olması. ikincisini de ortalandığında İrfan Can'ın evet, kolunda onun... hani Tam açısı olarak görebilecekken bir anda top ortalanırken içeriye doğru koşması. Arkasında kalması bir nevi. Aynen yani bu çok, güzel, bir... çok güzel örnek. İşte orada nasıl mesela İrfan Can oradayken yani durman gerekir. Önle, önceliğin o. Burada da öncelik evet. sola doğru Parayel kayıp o açı. Bak, evet. Bu sola doğru kaymasının en önemli şey bak. Önündeki Trabzon'un sporlu Oradan görüş, da evet. kurtuluyor. Evet. Sabit kalsa göremeyecek. O yüzden yayda kalsa verdiği görelim. karar kadar artı puanlı buradan kazanması gerekir. Evet, e, Trabzonspor'un golü Trezeguet ile penaltı noktasından <laughs> geldi. Daha sonra 82. dakikada İsmail Yüksek Gıbamen mücadelesi var. E, İsmail Yüksek faal bekledi, devam kararı çıktı. Ve Trabzonspor kontra atağa başladı o pozisyonun ardından. E, Gıbamen'in şarjı nizami mi? Yani çok nizami olarak görmeyiz. Alttan çünkü bak koldan değil alttan bakın kalça kısmından bakın yüklenmesine. Hmm. Kol yanıltır. Ya yani şey ama ikinci bir açıdan baktığımızda şimdi bu bizim verdiğimiz fotoğraf çok net gözükmez. Kalar kısmından bir çekim var. Mesela oradan kalça kısmına yüklenmesi var. Biz buradan seyredelim. Evet, kol, Sen, kol kısmı bak sanki şimdi, bak bu resimde Tabii. biraz yanıltıyor. Evet. Ya omuz koyuyor Bak, gibi. Kalçayı görüyor musun? Evet evet. Tamam Onu ayaktaki hava, hava e, havadaki ayağına yaptığı darbe. Ha bu bir yorum. Şimdi Kadir Bitik yani üst tarafa bakıyor. Omuz Kol kısmını görüyor. görüyor. Evet. Devam ettiriyor. Hani ben <laughs> bunu da bir yorum olarak derim ama benim bu... Altta ben var izledim, faal dediğim. Evet yani, i̇zlediğim kadarıyla faal. Dediğim gibi... E, Yalnız atladığı iki faalde e, çok kritik nokta. Ezaz, evet, tam ya yaya. bir şey söyleyeceğim. Yani, Bak bunun yorum yaptı. Ya bu arada bakın hocam, o kalça fotoğrafı da geldi. Heh, teşekkürler. Yani buradaki kol değil, burada aşağıda kalçadan. Teşekkür ederim e, arkadaşım. Tabii biz hareketsiz e, görüntüyü evet. sizlere düşünürüz. Hareketli de daha net e, ortaya çıkıyor. Arda'nın pozisyonunu göremedi bence. Evet. evet. Ama yani bunda temas. tam dibinde. Burada da yorum yaptı. Burada da yorum yaparken bak, dibinde olması zaten problem. Çünkü hmm. niye biliyor musun? Yukarıya bir, bakarken heh. aşağı akış. Bravo. Biraz daha geri dönsün. Yaşım böyle bir 20 yaş. Erken olsa seni erken yapar. <laughs> <laughs> ee, dünyanın en şey Herhalde olmak isteyeceğim son şey. <laughs> ee, peki devam ediyoruz. 85. dakika. Atlamadım değil mi çocuklar? Ee, başka bir pozisyon. Doğru bugün. doğru. Ee, doğru. Bartra Rossi çarpışması. Rossi faal bekledi. <laughs> yani Rossi biraz formaya... Ee... Ya bu kafa çarpışması. Asılıyor ama kafa çarpışmasından beline dolayı. Beline sarılıyor bak. Kafa çarp onu diyeceğim. Ee, hani beline sarılma olayını siz yorumladınız. Evet haklısınız. Ben de o zaman kafa çarpışması yorumlayayım. Kafa çarpışmasından dolayı o darbeden yere yatıyor. Ama öncesinde bu sarılma yani futbolda böyle bir şey yok. Ya bu bir faul. Eee Foul yani falya yani. Evet, evet. yani. Yani, direkt Bart'a hani tek el olur dokunmuş yani olur. bu resimde görülmüyor ama yani, e, iki eliyle o, sonra ikisi bu eli buluşuyor yani gözükmüyorsa hani ifade edelim Bart'ın bir de sağ eli geliyor böyle tabii, yani. bir halka içine evet, alıyor yani. yani bir halka var orada evet yani, yani, çok tecrübeli bir oyuncu tabii e, o e, bunu tabii biz burada resimden veya e, tekrar gösterimden çok net görüyoruz ama bu anlık bir yansırılıp bırakmayı da hakem e, atlamış olabilir. E, i̇kinci sarı kartı e, maçın e, toplam iki sarı kartla bitirdiği oyunu e, Sayın Bitigen. O da Hüseyin Türkmen'e Rusya'ya yaptığı faal sonrası. Herhalde bu da çok tartışma e, tartışmaya açık değil mi? değil, mi? Yani en sonunda dedi ki işte Arda da ceza sahası önü. İşte bu e, en son yapılan İsmail Yusuf'da ceza sahası Dedi sevgili Kosova bunu ilk kere söyledi. <laughs> Üçüncüyü bari vereyim dedi. Senin için verdi bunu. <laughs> Peki hocam. Var mı maça dair başka söyleyeceğim? Yok hiç... dediğim gibi birkaç faal ve bir <laughs> kart konularında biraz önce bahsettiğim gibi. Evet ama bu maç için bunlar yorumlarken terör edilir. Yani bir başarısız maç yönetme adına bunları bir kriter olarak söylemek haksızlık olur. Yok, ee, verdiği özellikle major kararlar, spesifik kararlardaki doğruluğu var yokmuş gibi Kontrollü ve tutarlı maç yönetmesi bu tür maçların hakemi olduğunu gösterdi. Ve mesajı gerekli kişilere verdi. O, yapay, o mesajı açmak bu yapay, için bir sorun var. Tabii bu yapay zekaysa tavsiye mail atsın. Yapay zeka. Mesaj yapay zekaysa mail atsın. Yok şahıslara ise onlar almıştır mesajı. Peki hocam şimdi e, sanıyorum Halil Umut Beyler e, turnuvaya gittiği için sezonun sonuna kadar... Evet, yok. Evet. Ee, bir tane dev maç öyle veya böyle. Evet. Tabii o gün itibariyle şampiyonluk yarışının ne halde olacağını e, tabii. etmek mi? kolay değil ama sonuçta herhalde. Farz edelim böyle. Hmm. Bir de ikinci alternatif olarak farz edelim. Herhalde bir numaralı e, aday. Bilmiyorum e, yani nasıl Yani ben daha var. önceki derbiler içinde zaten alı umutmelerin bir alternatif olarak görmedim. Halil Umut Meler kadar şansı var dedim. Kaldı ki Halil Umut Meler için en azından dedim. Bir alternatif olmuş. Yani oldu. Bir, bir, rahatlatın. Halil Umut Meler sadece bu sene sizi kurtarmayacak. Yani tırnak içerisinde bu <laughs> maçın önümüzdeki sezonlar içerisinde de Halil Umut Meler ihtiyacı olunan bir hakem olacak. O yüzden yıpratmaktan yani bizde malum biliyorsunuz atanırsanız 5 sene önceki maçlar piyasaya çıkar. O yüzden Seycele, hani, değil mi? Var olan yıpranma payını en minimal hale getirmek için Abdülkadir Bitigen gibi performansı yüksek hakemleri de kullanmakta fayda var düşüncesiyle ben bunu dile getirmiştim. Şimdi baktığımızda evet Abdülkadir Bitigen ama o maça kadar işte performans anlamında tabii iki hafta ya, daha var oynanacak. hakemler veya ama şu, mesela şu yönetim aday olduğunu gösteriyor. Tabii bu arada hemen küçük bir parantez biraz sonra araya gideceğim ama e, bu arada Olağanüstü bir kümede kalma yarışı ve tablo oluştu. Asıl oradaki bak, o ena inanılmaz maçlar içinde değil mi? Bak hocam, Çok önemli. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben akılda unuttum. Bunu ben bir dipnot olarak almıştım. Merve'den de rica etmiştim Merve Hanım'dan. Ee, ama sonradan vazgeçtim. Kendisinin bir suçu yok yani. Hmm. Fotoğraf olarak pozisyonlar itibariyle. Şimdi... Düşme maçları dedin ya hocam. Merve'nin morali bozuk. Yüklen. Bozuldu mu? Ay, bu sezon iyi gitmedi ya o yüzden. Kim? Trabzonspor. Trabzonsporlu mu Merve Hanım? Öyle çok, mi? Çok koyu. <laughs> Şimdi bak hocam. Alanya-Konya spor maçında yanlış hatırlamıyorsam. Hani şuradan da bakayım bir saniyenizi rica edin. Alanya-Konya spor maçında. 3-0 Konya'nın kazandığı. Bak, doğru söylüyorsun hocam. 3-0. E, neyi soruyorsunuz hocam? Ben i̇şte, bir ben... şey sormuyorum. Sadece şöyle. Şu... Çağdaş Ata. Alt... Sadece şey yapacağım. Altay. Evet. Maç. Ha, Bu Hangi gün oynandı bu maç? Seyrettim artık kafa karıştı. 16 Mayıs yani Salı. Salı gününün maçı. Şeyi göremiyorum da. Salı hocam salı. 16 Mayıs salı. Yani şey var mı? 80. 80. dakikada skor kaç kaçtı? 80. dakikada skoru söyleyeyim. Hı hı. Pardon. 3-0'dı. 80'de. Evet. Her neyse ne olursa olsun bak bugün 80'de 3-1 oldu. Trabzonspor 74'te 3-0 oldu çünkü. Evet. Trabzonspor bir gol daha olsa, yani olayın rengi şekli değişecek. Yani bu futbol ya bak Allian Spor bir gol atıyor. Golü hakem veriyor. Gol öncesindeki bir pozisyon için VAR hakemi hakemi çağırıyor. Ya bak gerçekten akıllara ziyan. Yani bak seyret. Ve o pozisyondan dolayı gol iptal oluyor. Tabii Alanya şu bak, anda bir belki hiç yok belki puan olarak alamayacak. Yok yok hayır ama bir golün bile rahatsız. Bu Tabii. ülkemiz bir golün bile ne kadar farklı şekillerde sonuç getirdiğini biliyor. Düşmede de şampiyonlukta da yani. Bak izde Ya... <laughs> hocam yani... Çağıran var Vallahi bilmiyorum bak. Çağranı kim bilmiyorum. Çağran var hakeminin çağırması. Gidip izleyen hakemin faal diye vermesi. Yani bak o pozisyonu al. Hani Türk hakeminin yani, yani, röntgeni... Özgür Yanka yaymış Türk hakeminin röntgeni bu de. Bu de herkes yani olmaz böyle geçen bir... salı günü şey... salı günü olmuş bu olay salı günü sizin yakaladığınız Galatasaray İstanbulspor Galatasaray maçındaki offside bayrağı e, benim hafızamda o da çok erken Sonra, ve Sonra Başakşehir Ümraniye maçı ben çok sevdiğim şu ana kadar bu maç haricinde iyi maç yöneten Murat Pakkan'ın verdiği yani penaltılar var yani Serdar Gül'lere yapılan bir pozisyon var. Nasıl buna penaltı ne gördün de verdin? O zaman hocam çok zor haftalar İkin, bekliyoruz. İkincisi, yani. ikincisi, lehine verdiği penaltı da yanlış. Yukarıdan top iniyor, adamın şöyle ikili bakıyor, vücuduna yapışık, buradan top iniyor buraya. Ben verdim ya bir tane hani e, hatalı evet. bir Lar'ine gelen pozisyon. Hmm. Aynı onun gibi. Aynı onun gibi. Ceza sahası sağ İki futbolcu şöyle birbirine tutar. Yani üzeri, üzerine düş. Buraya düşüyor top. Ve penaltı. Varda Yaşar Kemal karışamıyor. Yorum diyor çünkü yani temas var diyor belki de bilemiyorum ama. Yani şimdi kafada biz Fenerbahçe'yi evet. Fener takip ederken var atıyor. A böyle bir şey olmaz ama yani. Şu anda hele, can alınıp can Hele yani. bak o Alanya'da iptal edilen gol yani olmaz öyle bir şey. Yani 36. hafta değil mi? Cem düzelt beni. Ee, bu hafta sonunda geçeceğiz. Daha sonra kupa maçları var, hafta sonu seçim e, var. Onun arkasından oynanacak bütün maçlar, özellikle düşme ve <laughs> Aa, şampiyonluk yarışında aynı saatte hocam, başlayacak. Başlayayım. Yani ben hata kabul etmeyen dakikalar başladı. Ben şimdi ee, hem başarılar, hem bol şans, hem de lütfen dikkatli Bak, olalım. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hakem'den konuştuk ettik de şimdi gerçekten çok farklı. Hani Yıldız adayı diyorlar ya. Bence Yıldız. Arda. Bak bence Yıldız. Yani Türk futbolu için pamuklara sarılması gerekir. Evet. <laughs> Çünkü taraflı taraf. Bugün baktığında Arda Beşiktaşlısı için de Trabzonsporlusu için de içerisinde için Hocam bir iki Anadolu maçında çıkarken rakibini alt etme konusunda her, her taraftar Züredin, bak, her taraftar için sevilen bir futbolcu evet. gerçekten ve bugün de zaten hani oyuna dahil olduğunda o farklılıkları gösteriyor yani. Adam geçişi, pasları yani o mesela siyopisi çok... geçip bir pas vermesi var. Yani ama şunu söyleyeceğim. Şimdi not not aldım. Şimdi eğer ki ben farklı yorumluyorsam şimdiden özür diliyorum ama bu estantene bir lütfen incelensin. Ee, belki ben farklı yorumluyorum. Dakika 58 48 saniye. Yani 59. dakika içerisinde 58 48. Fenerbahçe'nin attığı 3. golden sonra Evet, taç çizgisinin... Fenerbahçe 3. golü ne zaman attı arkadaş? İkinci 71. golden sonra, özür dilerim. Peres'in evet. golünden sonra. Taç çizgisinin yanına Arda topu aldı. Trabzonsporlu baskı uyguladı. uyguladı Taça çıktı top. Seninle benim aram kadar. Cesus geldi, Arda'ya dedi ki... ...içeriye doğru oynasana, orta sahaya doğru dedi. O bir bacak arası denedi çünkü. Arda'nın bir reaksiyonu, bir vücut dili var hocasına... Jorge Jesus'a karşı. Yani gördün mü Gördüm. sen? Gördüm. Şöyle yapıp ağzından da bir söylemi var. Ben diyorum ki yani pozisyona yapmış olabilir mi hani ben iyi niyetle hani sen öyle öyle dediysen ben konuyu kapatacağım. Yok <laughs> demiyorum demiyorum. Heh. Şimdi o yani öyle diyorsan konuyu kapatacağım. Şunu demek istiyorum. Yani değer bu. Belki hani bazen insanın hani üzerine taşıyamayacak yükler biner. Hele 17 yaşında ya bu abi yani, <laughs> hani benim çocuğumla yaşıt. Yani ama bu ve bu durumları önüne geçecek var olan büyükleri onun yanındaki kişiler, kulüp içerisindeki kişiler bunu bir dikkate alsın. O pozunu bir incelesin. Çünkü Arda bizim için Aklısın. Türk Milli Takımı için önemli bir kişi. Son Oyuncu. bölümde tekrar birlikteyiz. E son bölümde e, ya soracaktım ama bir bir şey var mı Hakemlik bir şey var mıydı? Marsinyak, Haaland'da bir gider yaptı. Evet, çok... Ha, gördün mü? Maçın başında... Evet, evet, evet. E, i̇lk yarıda. İlk yarıda, iyi. Silvan'ın bir pozisyondan önce falan geldi Haaland bir şeydi. Yaptı böyle. Bayağı yani. sert. Ama o yapısı da var ya. O <laughs> herhalde olsa gerek. Ama City çok ağır bastı. Ben Real Madrid'i yani sıra... Son 10 yılın en başarılı takımı belki bu kupada. Bu ben kadar sıradan gözüktüğü bir maç. İki hafta önce burada Murat Tanırlı ile program yaparken hani sordu yarı finalden Dedim Inter dedim. Manchester City dedim. Final oynar. Ha bu benim gönlüm. Yani bir tarafta Hakan Çalanoğlu bir tarafta işte İlkay. Ama bu finalde ise işte Hakan Çalanoğlu. İkisi de kaptan olacak bu arada. Yani kim kazanırsa ha. kupayı o ikisinden. Hakan Çalanoğlu'nun tabii milli takımda oynaması e, finali ee, finalde gidecek biz Türk seyirciler tarafından hani belli edecek. Ama şunu söyleyeyim, bu mevcut. Çok ha. <laughs> yani çok ha. Yani ya ilk kaç üç kere orta sahaya girecek. kaç bir kişi gitmek lazım o Inter'in karşı koyabilmesi için. Bir de şöyle oluyor. Aklıma ben... şey geldi. Çok özür dilerim. buyurun hocam. Ee, Mourinho'nun hani elimde olsa otobüsü uçak çekerim kalenin <laughs> önüne diye. Hani bu olma ihtimali o finalde olabilir. olabilir. Yani abi yani şimdi bilmiyorum. İlk yarı hocam 3 kere orta sahayı geçti Real Madrid. Toplu oynama yanlış hatırlamıyorsam. 24 pastı ya. 76'ya 24. Dakika 20 küsürdü. 24 pas mı? Yani dakika başına bir pastı. Yani... Hesaplamıştım. Bak şimdi arkadaşlardan bir şey rica ettim. Getirebilir tamam, mi? Son olarak onu getirebilir miyiz arkadaşlar? Yani Biraz süremiz şey oldu da sıkıştı. Manchester City Oyuna başlaması değil mi? Manchester City'nin e, ee, rahmet de ben bu maçı aldım ve bu şekilde oynayacağımı maç başladığında bak nasıl göster. Hatta ağır çekimde oynasın arkadaşlar mümkünse reji. Geldi hocam. Bak maç başlıyor hocam. Kaleci atı Ederson. Hesap ettim. 4 veya 5 saniye tutuyor bak. Tüm futbolculara bak City. Hiç arkaya bakmıyorlar bak. Gidiyorlar. Direkt yerleşiyorlar hocam. Bak Arkada üç kişi kalmış. Bak. <laughs> e tabii Madrid... ya, ya 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 ya. Hepsi yerleşti. Daha 15 insan Diyor ki ben diyor bu oyunu burada oynayacağım dedi. Yani Real Madrid. I... Ama Ancelotti de biliyordu zaten. Yani 30 dakika acı çekeceğiz diyordu. 30 dakika değil. Do... Acıdan ziyade Bütün... işkence oldu o. <laughs> Tüm maçı acı çektiler. İşkence Peki hocam oldu. Galatasaray Sivas maçının ardından tekrar birlikte olmak dileğiyle teşekkürler. iyi geceler. İyi geceler. Tekrar bayramımız kutlu olsun.